Kayıp adamların elinden kurtulabilecek miyiz? Önceki bölümde yaşananlar sizlerle. Lan bunların hepsi planlamaydı. Şimdi çadırda dönebilirsin. Dostlarım şu anda onların dediklerini yapacağım. Babil'e diğerlerine zarar vermelerini istemiyorum. Çadırıma döneceğim. Dostlarım benim buradan bir şekilde kaçıp Babil'i ve Kevin'i kurtarmam lazım. Üçü de kör dostlarım. Üçünün de gözleri görmüyor. Nereye girdi bu? No! Dostlarım burada bunun ne işi var? Nul geldi, beni almaya geldi. Dostlarım beni almaya geldi. Nul beni almaya geldi. Geliyor. Geliyor Nul. Nul efsanesi geliyor dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bitti. Dostlarım bitti. Her şey bitti. Bütün hayat bitti şu an. Bitti. Bitti dostlarım. 10 bin dolar. Sırf dostlarım 10 bin dolar almak için JK ve ekibi beni Nul'a verecekler. Ne yapacağım? Dostlarım patladık. Lan JK nerede? Kimse yok dostlarım. Aa JK yazdı. İşte burada. İşte burada yazdı. JK dostlarım beni sakın beni satmayın. Aa dostlarım bakın buraya kaçmış şerefsizler. Önceki bölümü izlemelisiniz. Şu an çıkan kartlar önceki bölüm var dostlarım. Önceki bölüm Bobby Kevin ve Dave'i kurtarmak için elimden geleni yaptım ama kurtaramadım. Bir dakika Nul şeyin yanına gidiyor dostlarım. JK'nın yanına gidiyor. Nul JK'nın yanına gidiyor. Dostlarım JK'nın bize gösterdiği posteri hatırlayın. Nul beni bulan kişiye 10 bin dolar verecekti. JK var beni kaçırdı. Ve dostlarım büyük ihtimalle bu JK beni Nul'a satacak dostlarım. Beni bildiğine 10 bin dolara satacak yani. Aha bir dakika JK yazdı. Paramı alacağım için çok heyecanlıyım. Bakın dostlarım yazdığına bakın JK'nın. Paramı alacağım için çok heyecanlıyım diyor. Beni Nul efsanesine satacak. Oha Nul kitap attı bir dakika. Dostlarım Nul JK'ya kitap attı. Ne kitabı o? Bittik dostlarım ben gidiyorum. Güle güle dostlarım. Alex'in Notch'un hapishanesine geri döneceğim. Notch'un hapishanesine geri döneceğim. Nul beni alıp öldürecek dostlarım büyük ihtimalle. Şu an beni kurtaracak kimse de yok. Bobby Dave ve Kevin'in gözü kör. Tek başıma kaldım dostlarım. Vallahi tek başıma kaldım. Bu mob picker da işe yaramıyor bir dakika. Mob picker almaya çalışacağım. Olmuyor dostlarım olmuyor bakın mob picker'la Nul envanterimi alamıyorum. Yapamıyorum dostlarım yapamıyorum. Olmuyor. Videoyu 2 dakikacık bölüyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Bir dakika Nul CK'ya bir kitap attı. Acaba o kitapta ne yazıyor dostlarım çok merak ediyorum. Şu an bakın Nul kimseye saldırmıyor farkındaysanız. Sakin bir şekilde buraya geldi beni gördü. Yanından geçti ve dostlarım şu an JK ile konuşuyor. Çünkü dostlarım JK büyük ihtimalle 10 bin doları almak istiyor. Ve 10 bin doları aldıktan sonra Nul'a beni teslim edecek. Bir dakika bir şey yazdı. Eğer hepsini almak istiyorsan fiyat 4 katı mı? Bir dakika. Nul hepsini kim? Dostlarım çok enteresan bir şey var bir dakika. Nul kitap attı dostlarım ve JK kitabı okuduktan sonra dedi ki eğer hepsini almak istiyorsan fiyat 4 katına çıkar dedi. Lan bir dakika Nul diğerlerini de mi alacak? Bring the others to. Diğerlerini de getir. Aa dostlarım bir dakika Nul diğerlerini de alacak dostlarım fiyat 4 katına çıkar diyor bir dakika. Benim fiyatım 10 bin dolar dostlarım Nul beni almaya geldi. Ve JK kitabı okuduktan sonra Nul'un attığı kitabı okuduktan sonra dedi ki eğer hepsini almak istiyorsan fiyat 4 katına çıkar dedi. Dostlarım Nul efsanesi büyük ihtimalle beni, Bobby'yi, Dave'i ve Kevin'i de alacak. Hepimizi alacak. Aa yazdığına bakın. 3 kardeşin gözlerini çıkardık. Bu senin için bir problem olur mu yazdı Nul'a? Aha dostlarım vallahi diğerlerini de alacak. Şu an bakın Nul dostlarım hepimizi satın almaya geldi. Galiba bize 40 bin dolar ödeyecek. Ulan 40 bin dolar çok büyük para dostlarım. 40 bin dolara ev alırsınız Türkiye'de. Böyle bir şey yok dostlarım. Bizim ederimiz Minecraft'ta 40 bin dolar mı yani? JK. Hocam Nul 40 bin doları biz sen 40 bin doları sen bana ver. 40 bin doları dostlarım bana versinler Allah belamı versin. Ben kendim teslim olurum yani. Gerçekten teslim olurum. Şu anda dostlarım bir şok yaşıyorum bakın. Minecraft'ta böyle bir şey görülmedi. Nul efsanesi ben, Bobby, Dave ve Kevin'in şu an CK'lardan yani Lost Guys ailesinden satın alacak. Ve dostlarım bize 40 bin dolar para ödeyecek. I can give your eyes if you want. Eğer istersen onların gözlerini de sana verebilirim yazdı. Aa dostlarım. Dave, Kevin ve Bobby ayrıca onların gözlerini dostlarım bakın. Geçen bölüm ekranda şu anda görüyorsunuz. Dave, Kevin ve Bobby'yi ben kurtarmak için elimden geleni yapmıştım ama onların gözleri çalınmıştı ve onları kurtaramadım. Nul bana bakıyor. Dostlarım Nul bana bakıyor. Yapma. Dostlarım player bu. Bir dakika bu Nul değil. Dostlarım bu player. Dostlarım player bizi kurtarmaya geldi. Bir dakika lan bu player. Dostlarım bu player. Player dostlarım bu player'mış. Var ya vallahi tahmin etmiştim dostlarım. Çünkü Nul bu kadar sakin bir efsane değil. Direkt bizi görse saldırır. Kendisi bir entity çünkü. Dostlarım bu player. Dostlarım bu player. Aha getiriyorlar bakın. Player bizi kurtarmaya geldi. Of var içimin yağları eridi lan. Ama bir şey diyeceğim dostlarım. Player gerçekten 40 bin dolar ödeyecek mi bizi buradan kurtarmak için? Eğer böyle bir şey yaparsa var dostlarım. Player artık en yakın arkadaşım. Bize sırf kurtarmak için 40 bin dolar para mı ödeyecek bunlara? Dostlarım bakın Bobby, Dave ve Kevin geliyor. Getiriyor. Player galiba bakın JK'ya bir kitap attı ya o kitapta şey yazıyordu. Ben dördünü de almak istiyorum. Bobby, Dave, Kevin ve Borolo'yu da almak istiyorum diye bir kitap vardı büyük ihtimalle. Ve JK da bu kitabı okuduktan sonra dedi ki eğer onları da almak istiyorsan fiyat 4 katına çıkar dedi. Yani benim fiyatım 10 bin dolarsa Bobby'nin de 10 bin dolar, Dave'in de 10 bin dolar, Kevin'in de 10 bin dolar. Ve dostlarım şu anda bakın onları da getirdiler. Kevin de burada, Bobby de burada, Dave de burada. Var ya vallahi içime doğmuştu. Yemin ederim dostlarım içime doğmuştu bakın. Bunun Nul olabileceğini tahmin ediyordum ama bir yandan da diyordum ki dostlarım bu Nul değildir. Çünkü Nul bu kadar sakin bir efsane değil. Yani direktman saldırır. Gördü herkese. Vallahi getirdi.
Dostlarım şuraya bakın. Dave de burada, Bobby de burada, Kevin de burada. Dostlarım dualarınızı eksik etmeyin. Videoya like atın, kanalıma abone olun. Rica ediyorum, yapın bunu benim için. Çok uğraşıyorum. Kaç saattir bilgisayar başındayım. Şu kardeşinize destek için bakın. Dua edin bana. Umarım buradan kurtulabiliriz dostlarım. Çok mantıklı. Player null kılığına girip bizi kurtarmaya geldin. Çok mantıklı. Dostlarım felaket mantıklı. Aha dostlarım yere bıraktılar. Var ya bak, eğer Player'ı bizi buradan kurtarmayı başarırsa bakın dördümüz dostlarım. O kadar minnettar olurum ki Player'a. Yani çok mantıklı bir şey yapmış. Player'ı en son dostlarım Konsey Kalesi'nde Chris tarafından bir odaya kilitlenmişti, ekranda görüyorsunuz. Oradan bir şekilde kurtarmayı başarmıştı, nerede olduğunu bilmiyorduk. Meğerse herif bizi kurtarmak için dostlarım Nolukalara girip buraya gelmiş. Ama şöyle bir sıkıntımız var dostlarım. Bobby ve Dave, Kevin'in şu anda gözleri yok, yani gözleri çalındı. Bu herifler yaptı bakın, şu adamlar yaptı dostlarım. O yüzden hani Bobby ile Dave ve Kevin nasıl hareket eder, onları nasıl kurtarabiliriz? Bakın ellerinde hatta gözleri, gördünüz mü? Dostlarım bakın, JK'lerinde 15-45 kardeşlerin gözleri var. Bunlar dostlarım psikopat, manyak. Milletin gözlerini falan çalıyorlar. Böyle bak, kendilerinde gözleri yok bunların. Lost Guys ekibi. Önceki videoları izleyerek de dostlarım bu ekibin kim olduğunu anlayabilirsiniz. Kanalıma girin bakın. Aa bakın şey dostlarım, Player'a gözleri attı bakın. Player'a gözleri attı. Yani Null Clan'a girmiş Player'a. It's all here. Hepsi burada bak. Hepsi burada yazdı. Oğlum var ya. Sizi var ya bak, bitireceğiz lan. Oğlum var ya bak. Sizin değil, gözlerinize her şeyinizi çalacağım sizin. Donunuza kadar çalacağım oğlum. Aa bak şey dostlarım, Player'a bakarak şey yazdı. Kişi başı 10 bin dolar, fiyat bu yazdı. Bak dostlarım, Player da kafa sallıyor. Peki ben şunu merak ediyorum, yani Player gerçekten bu 40 bin dolar parayı ödeyecek mi? Nasıl ödeyecek? Nereden ödeyecek? JK bunu nereden anlayacak? Nasıl ödemeyi yapacaklar, onu merak ediyorum dostlarım şu an. Tek merak ettiğim şey bu yani. Bakın dostlarım şu anda hepsine bakıyor. Kral bizi al ve buradan gidelim. Player bizi buradan al da gidelim de ben şunu da merak ediyorum dostlarım. Kevin, Bobby ve Dave'i biz nasıl taşıyacağız? Nasıl buradan götüreceğiz? Bunlar dostlarım, bunların gözü kör. Ya ancak bunları ip bağlamak lazım. Aa bak JK da bunu sordu işte. Bak tam dediğim şeyi sordu JK da bu herif. Şey yazdı. Onları nasıl taşıyacaksın yazdı. Harbiden dostlarım, biz bunları nasıl taşıyacağız? Ya da ödemeyi nasıl yapacaksın? Vallahi kafamdaki soruları birer birer JK da soruyor şu anda ola bakın. Ödemeyi nasıl yapacaksın ya da onları nasıl taşıyacaksın diye sordu. Evet dostlarım, işte bakın ben de bu sorunun cevaplarını merak ediyorum şu anda. Yani ödemeyi nasıl yapacak? Biz bunları nasıl taşıyacağız? Ben bunları merak ediyorum dostlarım. Nereye bakıyor bu? Bir dakika dostlarım, Null bir yere bakıyor. Ne var lan orada? Niye oraya bakıyor? Bir şey oluyor dostlarım, bir dakika, Player'in kafasında bir şey var. Player'in kafasında bir şey var dostlarım, bakın yukarıya bakıyor da niye yukarıya bakıyor onu tam çözemedim. Bu da bakıyor yukarıya. Oğlum ne oluyor lan? Dostlarım bakın, şu anda Player sadece havaya bakıyor. Havadan bir şey mi gelecek acaba? Helikopter! Dostlarım helikopter geldi, bir dakika, bu helikopter bizim buraya geldiğimiz helikopter değil mi? Aha pervaneleri durdu. Ne oluyor oğlum? Bir dakika, buraya niye helikopter geldi? Bu helikopter yakında duruyordu. Evet dostlarım, bu helikopterle biz buraya gelmiştik. Yani ben, Kevin, Dave ve Insane dostlarım, biz bu helikopteri Konsey Kalesi'nin önünden çalarak buraya gelmiştik. Bir dakika, Player bu helikopteri kime getirdi ve bu helikopteri kim sürüyor? Bir dakika, en önemli soru bu dostlarım. Bu helikopteri kim sürüyor? JK da onu sordu. İçinde kim var yazdı helikopterin? Yani Player dostlarım mantıken Null Clan'da buraya gelip bizi kurtarmaya geldiyse bu helikopteri kim sürüyor? Ve ayrıca biz bu helikopteri en son çalmıştık dostlarım. Yani bu helikopteri biz bu ormana getirmiştik. Player bu helikopteri bulmuş. Yani Null Clan'daki Player. Bir dakika, bu niye oraya kaçıyor? Dostlarım bir şey olacak, hissediyorum. Dostlarım bir şey olacak, hissediyorum. Evet! Tarıyorlar, JK dostlarım tarıyor. Helikopterin içinde birisi var. Kim var oğlum helikopterin içinde? Durdu. Ah! Dostlarım saldırıyor, Player saldırıyor. Dostlarım Player saldırıyor, divane saldırıyor. Vur, 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 vur. Öldür, 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 öldür. Player öldür, Player öldür. Dostlarım divane öldürüyoruz. Divane öldürüyoruz. Öldür, 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 öldür. Dostlarım divane öldürdük, JK kaçtı. Helikopterin içinde kim var dostlarım? Player buraya kimle geldi? Şu an çok merak ediyorum, bir dakika. Player buraya kimle gelmiş olabilir? Niye etrafta kimse yok? Dostlarım normalde bu kamp alanında yüzlerce kişinin yaşaması gerekmiyor mu? Niye etrafta kimse yok? Aa, helikopter çalıştı. Dostlarım seslere bakın, helikopter çalıştı, gidiyoruz. Bu helikopterin içinde kim var? Şu an en çok bunu merak ediyorum dostlarım. Helikopterin içinde birisi olması lazım mantıklı. Helikopteri çalıştırdı, bakın taradı. Aa, Player bana kılıç attı. Sword of Player 391-478-5. Dostlarım bana kendi kılıcını attı. Şu an bakın, JK kaçtı dostlarım. Dwayne'i öldürdük. Şu anda Bobby, Kevin ve Dave burada. Ama şöyle bir sıkıntı var. Farkındaysanız etrafta kimse yok. Geçen bölümde dostlarım burada bir sürü siyah bantlı adamların yaşadığını görmüştük. Ekranda görüyorsunuz. Yani şu anda burada kimsenin olmaması garip aslında. Pusuya düşürebiliriz dostlarım. Helikopter tekrar çalıştı. Kaçalım buradan. Ulan Player. Ulan Player. Bir dakika, Player'a şeyi soracağım. Isn't it weird that there is no one around? Burada kimsenin olması garip değil mi yazdım dostlarım Player'a? Yani Null Clan'daki Player'a. Dediğim gibi bu dostlarım kamp alanında normalde bir sürü kişi yaşaması lazım. Ama bakın şu anda bu helikopter geldikten sonra sanki bizim buradan gitmemize izin veriyorlar gibi bir şey. JK direkt kaçtı dostlarım. Dwayne'i öldürdük. JK'nın sağ kolunu. Burada kimsenin olmaması çok garip. Dostlarım gitmemiz lazım. Babileşi. Aa, taşıyor dostlarım, bir dakika, taşıyacak galiba. Bunları ben taşıyabiliyor muyum sağ tıklasam?
Dostlarım Babel'e Dave'i buradan bunların hepsini götürmemiz lazım. Aa bakın dostlarım Nul Kevin'i kucağına aldı. Hadi abi teker teker götür hadi. Hadi gidelim hadi dostlarım etrafa bir kolaçam bak etrafa bir bakacağım. Birileri var mı birileri yok mu buna bakmam lazım. Galiba şu an dostlarım player aynen bakın hepsini taşıyor teker teker. Tamam. Babi'yi de attı sıra Dave'de. Hadi abi götür. Hadi helikopter çalıştı gidelim. Helikopterin kimin sürdüğünü de aşırı merak ediyorum. Yani player buraya kimle geldi? Şuraya bakın dostlarım. Burada kimse kalmamış. Bu çok enteresan şu anda. Yani sanki bizim buradan gitmemize izin veriyorlar dostlarım. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Helikoptere binelim. Hadi helikoptere binelim. Nasıl gideceğiz? Anlı biniyor galiba helikoptere. Tamam dostlarım helikoptere binmeyi hatırlıyorum. Sağ tıklayarak galiba biniyorduk. 3, 2, 1. Aa dostlarım indim helikoptere. Hadi kaldırın gidelim. Hadi gidelim. Dostlarım bu helikopter acaba kim sürüyor? Bakın bunu çok merak ediyorum şu an ve ayrıca bak bir daha söylüyorum. Şu an dostlarım buradan bu kadar kolay kaçabilmemize izin vermelerini ben dostlarım mantıklı bulmuyorum. Başka bir şey var bunun. Dostlarım başka bir şey var. Bak ben size söyleyeyim yani bu kadar rahat bir şekilde bizim buradan kaçmamızı izin vereceklerini düşünmüyorum. Bakın şu anda bir yere gidiyoruz. Helikopteri kimin sürdüğünü çok merak ediyorum dostlarım. Lan Chris yazdı. Which way will I ride? Hangi yöne süreceğim yazdı dostlarım? Hangi yöne süreceğim? Chris'miş bu. Lan bir dakika playla Chris bizi kurtarmaya mı geldi? Dostlarım Chris bizi öldürmek istemiyor muydu? Chris bizim kaçmamızı istemiyordu. Peşimizden geliyorduk dostlarım. Chris de bizi yardım etmeye gelmiş. Bakın player da ona şey yazdı. Düz devam et buradan git yazdı. Nasıl olabiliyor lan böyle bir şey? Dostlarım şu Allah'ın içine bakın. Chris daha bundan 3 bölüm önce player'ı bir yere kapatmıştı. Şimdi dostlarım ikisi bir olup bizi ve Bobby'leri kurtarmaya gelmişler player ve Chris. Oha! Aferin lan Chris doğru yola geliyorsun. Ama ona bir yazacağım yine. Chris, what are you doing here? Burada ne yapıyorsun? Çok saçma dostlarım çünkü mantıken Chris bir anda nasıl 360 derece dönüp bizi kurtarmaya geldi ki? Chris varlık üçlüsü çalışmıyor muydu? Onunla beraber takım olmamış mıydı? Entity üçlüsü hizmetkarı değil miydi? Ve dostlarım biz Chris'e dostlarım tuzak kurup kaçmıştık. Ekranda şu an o görüntüleri görüyorsunuz. Yani Chris nasıl bir anda bunları unutup bana şu an yardım ediyor? Ha bir dakika. Burada ne yapıyorsun diye sordum. Bu uzun bir hikaye. Beni hipnoz etmeni unutmayacağım bu arada yazdı. Ne oluyor oğlum dostlarım? Helikoptere bir şeyler oluyor. Bakın dostlarım hala Chris bana kızgın bu arada farkındaysanız. Diyor ki bu uzun bir hikaye beni hipnoz etmeni asla unutmayacağım diyor. Onunla hesaplayacağız falan diyor dostlarım. Yani bundan iki bölüm önce dostlarım hatırlayın ben Chris'i hipnoz etmiştim. Konsey Kalesi'nden kaçarken ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Herhalde bunun intikamını alacağımdan bahsediyor bana. Ama şunu ben tam çözemedim. Chris de player niye takım olup bizi kurtarmaya geldi şu anda buraya? Yorumlara sizlerle teorilerinizi yazın dostlarım. Bu çok enteresan dostlarım ben bunu pek anlayamadım. Ne oluyor lan? Dostlarım füzeler geliyor bir dakika. Uçakla sesler, helikopterden sesler çıkıyordu. Ne oluyor? Bir dakika dostlarım. Füze atıyorlar. Lost Guys ekibi. Aaa! Lan ne oldu? Dostlarım uçak düştü. Bir dakika uçak patladı. Uçak düştü. Ölüyorum. İyi misiniz lan? Dostlarım uçak düştü. Bir dakika. Alttan birileri füze sıktı dostlarım. Bakın ben demiştim bu kadar kampanarının boş olması mantıklı değil demiştim. Bir şeyler olabilir demiştim. Dostlarım adamlar helikopteri düşürdüler. Helikopter patladı. Tamam dostlarım hepsi burada. Chris nerede? Chris içinden konuşuyor. Burada dostlarım. Chris de burada. Chris helikopteri süren kişi Chris dostlarım. Şimdi ne yapacağız? Helikopter düştü şimdi patladık işte. Dostlarım bunları taşımamız falan lazım bir de. Dave, Bobby ve Kevin'ı. Bunlar şu an baygın dostlarım. Yani bu yüzden şu an ne yapacağız hiç bilmiyorum. Buradan çıkmamıza bu kadar kolay bir şekilde izin vermezler dostlarım. Bak ben size söylüyorum bunu. Ama Pigger! Çok mantıklı evet. Al. Ben alabiliyor muyum? Dostlarım Chris üçünde mob Pigger aldı. Evet hadi gidebiliriz artık dostlarım. Buradan bir şekilde kaçmamız lazım. Lost Guys ekibi yani bu kayıplanmanın ekibi ben çok rahat bir şekilde izin vereceklerini düşünmüyorum ama buradan kaçacağımızı yine de bir şekilde şansımızı denemeliyiz dostlarım. Hadi yürüyün gidelim bir şeyler yapalım beyler yürüyün gidelim hadi yürüyün. Aa Chris yazdı. Beni koruyun buradan gidiyoruz. Hiç gidebileceğimize inanmıyorum dostlarım. Ama en azından şu anda Bobby, Dave ve Kevin güvende. Yani onlar dostlarım şu an Chris'in envanterinde. Chris'e de gerçi ne kadar güvenilir o da tartışılır da. Yine de dostlarım şu anda bizi buraya yani buradan kurtarmak için buraya kadar gelmiş. O yüzden Chris'e güvenmekten başka bir çaremiz yok. Vallahi bak şu ormandan bir çıkalım dostlarım. Şuradan bir kurtulalım. Yemin ediyorum 40 gün 40 gece dostlarım eğlence yapacağım. Parti yapacağım. Vallahi çok sıkıldım artık yoruldum yani. Çünkü çıkalım artık. Nereye gidiyoruz oğlum? Bu da beni koruyun falan dedi de dostlarım. Nereye gideceğimizi biliyor mu sanki bu salak? Ben bilmiyorum dostum. Balta fırlattılar. Dostlarım balta fırlatıyorlar bak. Lost kaç şu an. Ne yaptın lan buraya? Bu ne oğlum? Aa dostlarım Chris elinde çakma kaldı. Bir dakika buraya Entity 3'lü totemi yaptı. Dostlarım buraya Entity 3'lü totemi yaptı Chris. Acaba planı ne? Aa yazı yazdı. Buraya Entity 3'lü tarafından gönderildim. Akıllı olun yaz dostlarım. Chris buraya varlık 3'lü tarafından mı gönderilmiş? Mantıklı şu an yaptı mantıklı. Dostlarım Lost Guys'ı korkutmak için yaptığı şu anda mantıklı bakın. O adamları korkutmanın bir mantıklı yollarından bir tanesi Entity 3'lü kullanmak. Burası artık 3'lü bölgesi yazdı. Belki bir şekilde saldırmazlar. Lan! Ne oluyor? Dostlarım hava kırmızı oldu. Dostlarım hava kırmızı oldu. Bir dakika. Chris şu an ne yaptı? Dostlarım burası artık 3'lü bölgesi dedi ve bakın bir anda hava kırmızı oldu ve şimşekler çarpıyor şu anda. Helal lan sana Chris. Dostlarım Lost Guys'ın üstesinden bir tek bence Entity 3'lü gelir. Bakın yazılara bakın ekranlara çıkıyor. 3'lü bebeğim let's go. Oğlum babanız geldi lan Entity 3'lü geldi lan Lost Guys.
Böyle o helikopter düşürmeye benzemez bu kardeşim. Varlık gücü dışı alayınızı parçalar söyleyeyim. Dostlarım belki de şu anda Lost Guys'ın, JK'nın yani kayıp adamların bence gözü korkmuştur. Bizim buradan gitmemize izin verirler. Eğer bize saldırmazsanız hiçbir şey olmaz. Buradan gitmemize izin verin. Chris dostlarım, Chris şu an güzel konuşuyor, mantıklı konuşuyor. Benim konuşmama bile gerek yok. Güzel söyledi. Aynen öyle Lost Guys. Eğer buradan gitmemize izin verirseniz hiçbir sıkıntı çıkmaz beyler. Biz buradan gideriz paşa paşa. Bu totemi de kırarız dostlarım. Bakın totemin yaktığı anda bakın direktman hava kırmızı oldu dostlarım şu anda. Herhalde burayı da artık bir varlık gücü dışı bölgesi yaptı. Anladığım kadarıyla. Yine balta geldi. Dostlarım yine balta geldi. Yine balta fırlatıyorlar. Bakın şu anda büyük ihtimalle ağaçların arkasında falan saklanıyorlar. Dur elime kılıcımı alacağım. Dostlarım yine iki tane. Oh! Ulan nasıl kalsın bana saplanıyordu. Dostlarım nasıl kalsın bana saplanıyordu. Balta atıyorlar şu anda. Hala korkmamışa benziyorlar. Bak hala balta atıyorlar. Dostlarım nasıl korkmadılar ki hala? Ben çıldıracağım şimdi. Bu nasıl mümkün olabilir dostlarım? Hala balta atıyorlar. Bakın şu anda belki de bize 100 kişi bir anda Lan! Dostlarım biri geçti. Biri daha geliyor. Go! Pardon. Lan! Vurdum. Hop. Ne oluyor oğlum? Bunlar... Kaç kişi lan bunlar? Ne oluyor oğlum? Dostlarım şu an ne oluyor? Bir dakika sürekli etraftan geçiyorlar. Geliyorlar yine geliyorlar. Beyler yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Vur. 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 Vur çok hızlılar dostlarım. Yakalayamıyorum. Çok hızlılar. Oğlum ne oluyor lan? Yine geldi. Ayrı lan bunlar. Aynı kişiler. Allah! Dostlarım ne yapıyor bunlar? Bak. Allah'ım çıldıracağım. Ne oluyor lan şu an? Kırt bir şeyler yap, entity falan çağır, bir şeyler yap dostlarım. Bunlar çok fazlalar, sayıları çok fazla bunların. Dostlarım bunların sayıları çok fazla, bir şeyler yapmamız lazım. Sayıları aşırı fazla bunların. Burada durduğumuz sürece dostlarım bakın ölmeye bir tık daha yaklaşıyoruz. Yani buradan gitmemiz lazım şu anda. Chris bunu buraya koydu, neyine güveniyor bilmiyorum ama dostlarım buradan sürekli takır takır adam... Yine o müzik. Dostlarım yine o müzik, ortaya çıkacaklar. Ortaya çıkacaklar! Geliyorlar. Nasıl lan nasıl? Nasıl bir anda gelebiliyorlar? Kaç kişiler bunlar? Burada da var. Ayık olun. JK! Dostlarım JK orada! Geldi dostlarım geldi en son kaçmıştı bakın. Ben ne dedim ama ben söylemedim mi dostlarım? Bunlar bizi bu kadar rahat bırakmaz demedim mi? Adamlar entüsü toteminden bile korkmadılar dostlarım. Aha Chris'e gitti. Dostlarım bakın Chris de aynı boyda neredeyse. Chris konsey kıyafetiyle upuzun oluyor bakın. Neredeyse Chris de aynı boyda dostlarım. Bizim kim olduğumuzu biliyor musun yazdı. Bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Aha Chris de adamı bakın dostlarım nasıl üstüne gidiyor. Bu dostlarım bunları şu an korkutursa Chris korkutur bakın. Çünkü Chris'in arkasında entüsü dış var. Yani onu kullanarak bunları korkutabilirim. Adamlar korkmadılar dostlarım. Hava kırmızı oldu. Herifler hala geri vites yapmadılar. Gerçekten bunlar Minecraft'ın tehlikeli ailesi. Aa bakın Chris de ne yazdı? Sen benim kim olduğumu biliyor musun yazdı. Dostlarım Rajon sana bir kavga dönecek şimdi. Tanışmaya ne dersin yazdı herif. Dostlarım ikisi de birbirlerini tanımıyorlar falan filan. Tanışmaya ne yapıyor lan bu? Ne oluyor? Aa! Lan ekranıma ne oldu? Dostlarım hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ne oluyor lan? Dostlarım üzerime bir iksir geldi ve şu an bütün görüşüm gitti. Tamamen dostlarım gitti. Gitti ekranı full bulanık şu an. Ne oluyor? Dostlarım hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Sakin ol. Dostlarım hiçbir şey göremiyorum. Sanki bir karardı etraf. Daha fazla bir karardı ama onun dışında hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey yok dostlarım. Ne oluyor lan adam? Ne yaptı bu dostlarım? Düzeldi. Dostlarım düzeldi. Totem nerede? JK nerede? Chris nerede? Adamlar nerede? Dostlarım yok olmuşlar. Bir dakika burada totem vardı. JK ile Chris buradaydı. Adamlar vardı etrafında. Nereye gittiler? Player burada. Where is Chris? Dostlarım belki player Chris'in nereye gittiğini görmüştür. Adamlar yok olmuşlar dostlarım. Ya Chris'i kaçırdılarsa? Ya Chris'i aldılarsa? Dostlarım Chris'i aldılarsa Chris'in envanterinde şu anda Bobby, Kevin ve Dave de vardı. Onlar da gitmiştir. Ulan Chris, Rajon keseceğine keşke kaçsaydık ya. Of ya. Belki dostlarım player Chris'in nereye gittiğini görmüştür. Ben full etrafa bakacağım. Bilmiyorum, gitmemiz gerekiyor. Gidemeyiz. Hayır, Bobby yok ortada. Bobby bırakıp gidemem ben. Dostlarım Chris'in envanterindeydi Bobby. Bobby, Kevin ve Dave. Motobat Bobby'ye ne olacak oğlum? Ben Bobby'yi bırakıp gitmem dostlarım. Ben buraya kadar Bobby için gelmişim. Bobby'yi almadan nereye gideceğiz? Öyle bir dünya mı var? Dostlarım sabit durmayayım da kafama balta gelirse saplanmasın direkt bana. Sabit durmayacağım. I can't live without him. Bobby siz asla bir yere gitmem. Onu da söyleyin dostlarım. Bakın ben buraya bu kadar Bobby'yi kurtarmak için geldim. Kaç gündür burada savaş veriyorum Bobby'yi kurtarmak için. Bu kadar basit dostlarım. O kadar eziyet çektik o Lost Guys denen ekipten. Yani böyle bir şey hiç girilmez. Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu? Lan bunlar ne? Aa çok dostlarım çok vuruyorlar. Çok. Lan iki tane aynı adam geldi dostlarım. Ölüyorum.
Lan hızlandım, ne oluyor? Aa, bir şey oldu dostlarım, bir şey oldu. Bir dakika, ne oldu? Dostlarım hızlandım. Vur lan, yavaşladım, ne oluyor? Ölmüyorlar. Lan kim bunlar? Dostlarım bunlar NPC'ymiş, şu an ölüyorum. Ölüyorum. Dostlarım öleceğim. Vur. Aynı hızlandım. Lan sürekli hızlanıp duruyorum dostlarım, canım yeniliyor. Vur. Niye iki tane aynı adam geldi? Öleceğim. Yine yavaşladım. Ölmüyorlar lan bunlar. Player'ı vur. Ölüyorlar dostlarım. Ölmüyorlar. Hiç ölmüyor. Lan bir tane daha geldi. Ananı satayım. Dostlarım bunlar NPC bu arada. Gerçek oyuncu değil bunlar. Şu an JK bunları koyuyor dostlarım büyük ihtimalle buraya. Ölüyorum. Bak yine hızlandım dostlarım. Sürekli hızlanıp yavaşlıyorum. Bir şeyler oluyor şu an ama anlamadım. Bir tanesi öldü galiba. Dostlarım bir tanesi galiba öldü. Bir tane daha öldü. Vur. Bunu vur. Vur. Player'ı vur. Vur. Ölecek. Dostlarım ölmüyor. Bunlar aşırı güçlüler. Bunları JK koydu buraya dostlarım büyük ihtimalle. Direkt arkamızdan geldiler. Öldü. Kim lan bunlar? İki tane aynı adamdan vardı dostlarım. İki tane direkt birebir aynı adam vardı. Aa, trenim attı player. Eyvallah kral. Dostlarım farkındaysanız bu arada sürekli savaşırken bir hızlanma, bir yenilenme geldi. Canım yeniliyordu, sürekli hızlanıyordum. Acaba bu kılıçtan mı oluyor? Bilmiyorum. Gidelim buradan, gidelim dostlarım, gidelim. Chris'le gitti ulan. Ya şu Bobby'leri bir dostlarım, bir sahip çıkamıyorum şu Bobby'lere, çıldıracağım. Lan yine geldi bunlar. Lan daha demin bunları öldürmedik mi? Dostlarım yine... Oğlum bunlar ne oluyor? Nut kaç oradan öleceksin. Dostlarım nut sıkıştı. Tam güzel. Dostlarım suya düştü. Nut çık oradan. Çık oradan. Dostlarım sıkıştılar. Vur buradan. Daha demin öldürdüğümüz adamlar dostlarım tekrardan karşımıza geldiler. Çok vuruyorlar bir de. Bayağı da vuruyorlar dostlarım. Şu anda bizi teslim ediyorlar. Niye bu NPC'leri yolluyorlar bilmiyorum ama dostlarım bunlar NPC çıktı. Çıktı öleceğim. Çıktı. Altın elmayı yedim. Gelin lan buraya. Gel lan. Daha demin öldürdüğümüz adamlar dostlarım tekrardan karşımıza geldiler. Herhalde sonsuza kadar bu beyazlı ve kırmızı çizgili heriflerle dövüşeceğiz. Geber. Öldür. Ölmüyorlar. Kılıç bitti dostlarım neredeyse, ölmüyorlar. Öl. Öldü. Habire pasa spam oluyorlar dostlarım. Player wait, bekle oğlum. Bir yere gitmeyelim. Ağaçların üzerinden gidelim dostlarım. Çünkü bunlar sürekli spam oluyorlar. Didn't just... Daha demin bunları öldürmemiş miydik? Dostlarım player'e şey yazdım. Daha demin bunları öldürmemiş miydik yazdım. Yani biz sürekli ilerlerken bu adamlar yine karşımıza çıkacaklarsa hiçbir anlamı yok. Çünkü sürekli az önce de öldürdük bunları, tekrar karşımıza geldiler. O yüzden dostlarım bence ağaçların üzerinden gitmeliyiz. Ama şimdi Chris yok ortada. Chris almadan nereye gideceğiz? Onlar tekrardan spam oluyorlar. Onları öldürmemiz bir işe yaramaz. Bir işe yaramazsa gidelim o zaman, yürü. Ağaçların üzerinden gidelim. Dostlarım dinlemiyor ki beni bu da. Sürekli koşuyor, şimdi yazı yazsam aradaki fark açılacak. Havada kırmızı oldu dostlarım, yani bu Chris de bu arada bir tane anti totemi aktif etti. O totemin ne anlama geldiğini de merak ediyorum. Yine bu adamlar karşımıza çıktı. Lan sokacağım, çıkmayın artık karşımıza. Dostlarım bunlar saldırmıyorlar. JK geliyor. Dostlarım JK geldi. JK ile konuşmamız lazım. Dostlarım Chris nereye gitti? Çünkü mob picker'lar Chris'teydi. Dave Kevin ve Bobby Chris'teydi. Bir dakika. JK büyük ihtimal dostlarım benim bana iksir attıktan sonra ve gözüm bulandıktan sonra Chris'i kaçırdı. Tamam, kılıcımı bırakacağım. Sakince konuşacağım dostlarım. Her şeyi görüyorsunuz. Her şeyi gördüğünüz için korkuyorsunuz. Ve kaybediyorsunuz. Ne diyorsun oğlum, yine bize ansiklopedi okuma gerizekalı, ne görüyorsunuz? Dostlarım neymiş de görüyormuşuz, gördüğümüz için kaybediyormuşuz ve korkuyormuşuz. Ne diyorsun oğlum? Ansiklopedik konuşma. Biz görmüyoruz ve kazanıyoruz. Tamam kardeşim, biz kazanmak istemiyoruz. Biz görmek istiyoruz. Dostlarım hala bize körlüğün reklamını yapıyor, gözlerimizi... Aaa! Dostlarım Bobby, Kevin ve Dave! Bir dakika, mob picker'lar Chris'in envanterinde değil miydi? Evet! Dostlarım Chris JK'ların elinde, Lost Guys'in elinde. Aaa! Dostlarım player kafasını açmış. Player kafasını açmış dostlarım. $40,000 mı demişti diyor. Aa evet dostlarım, satın alma işlemi vardı en son. Satın param var mı lan $40,000 Play? Benim param yok $40,000. Dostlarım vallahi $40,000 olan birisi varsa şu JK'ya versin şu parayı da bizi kurtarsın ya. Vallahi kurtarsın ya. Player'ın dostlarım galiba $40,000 vardı. Olmasa böyle yapmaz. Aa bir dakika, sadece $19,000 var. Sadece Borla ve Bobby'yi alabilir miyim? Mantıklı. Ama dostlarım ben de Bobby'nin ederi $20,000. Kral pazarlık yap, $10,000 düş. Dostlarım çok mantıklı. Dave ile Kevin'i boş verin. Defolsunlar gitsinler. Çok mantıklı. Bobby de beni alsın, satın alsın. Aynen. Player $20,000 varmış. Dostlarım $20,000 varmış. Benim o kadar param yok. Varmış dostlarım parası. Sadece ben ve Bobby'yi satın alsın. Bunları boş versin dostlarım. Bunlarla işimiz yok. Kevin'a devine hali varsa görsün. Bobby ile beni satın al bak paket olarak. İndirim de yap. $19,000 olur. Dostlarım player'ın da $19,000 varmış. O yüzden soruyor. Bu fiyata olur mu diyor Bobby ve Borla diyor. Aa bir dakika, JK yazdı. Eğer elindeki güzel kılıcı bana verirsen kabul ederim. Evet. Player tamam, ver kılıcını JK'ya. Dostlarım $19,000 artı player'ın kılıcı.
anlaşmayı yaptık. Dostlarım Player'ı bir satın alıyor. Satadık mal gibiyiz şu anda Bobby ile. Evet attı kılıcı. Player'ı ben sana kılıcını atarım kardeşim. Hiç sıkıntı yok, bak bende bir fazladan kılıç var. Abi bir dakika, Player elinde kılıç aldı. Ay, kitap aldı. Ödeme bilgilerini bu kitaba yaz. Aa dostlarım elinde kitap aldı Player'ı ve ödeme bilgilerini bu kitaba yaz diyor. Vallahi verecek dostlarım, 20 bin dolara satın alıyor bizi. Ulan 20 bin dolara dostlarım Türkiye'de şeker fabrikası kurarsınız. Player manyak mısın sen? Player adamdır dostlarım. Yorumları şu anda spamlayın. Player adamdır. Bize 20 bin dolar ödedi dostlarım. Sırf bizi kurtarmak için. Kevin'a da evi almaya parası yetmedi ama 19 bin dolar artı Player'ın kılıcı anlaşmayı tamamladık. Gerçi bu dostlarım Boss Kaiser'de pek güvenmiyorum ama belki de dostlarım bir iş, yeni bir hile hurda bir şey yapacaklar. En azından dostlarım şu anda güzel bir yere gidiyoruz. Tamam, Bobby'le beni kurtarsın, parayı alsın, defolup gidelim dostlarım. Mükemmel olur. Vallahi mükemmel olur. Bakın dostlarım Player'ı bir kitap attı JK'ya. Ve dedi ki ödeme bilgilerini, yani 19 bin doları ödeyecek ya Player. Nereye ödeyeceğini dostlarım JK'ya kitabı yaz dedi. Bak herhalde yazdı kitaba. Dostlarım büyük ihtimalle şimdi JK'ya para atacak. 19 bin dolar. 19 bin dolar ne kadar yapıyor lan? Dostlarım 550 bin lira falan yapıyor. Çok para yapıyor. 550 bin liraya gidiyoruz şu an. Şok oluyorum dostlarım. 550 bin TL'ye Player bir satır alıyor. Bunlarda ne para varmış ya? Dostlarım herhalde satın alacak mı almayacak mı bilmiyorum, yorumları yazın. Belki de şu anda Player'de bir tuzak kurmaya çalışıyor ya da JK'lar tuzak kurmaya çalışıyor. Ama şu anda dostlarım gördüğümüz şey şu: Player bizi parasıyla Bobby ve beni satın aldı. Gördüğümüz şey tam olarak bu şu an. Umarım dostlarım teklifi meklif kabul ederdi artık. Sen de şu ödemeyi yap Player, ne yapıyorsan ödemeyi de yap. Dostlarım direktman şey yapalım yani. Aa bakın Dave'le Kevin'i götürecekler değil mi? Kesin dostlarım Dave'le Kevin'i götürecekler. Player'a da ödemeyi yap lan, hadi gidelim buradan hadi. Dostlarım Player'a ödeme yapacak şu anda. JK'dan ödeme bilgilerini istedi, bak götürüyorlar dostlarım. Kevin'a Dave'i götürüyor adamlar. Sadece Bobby kaldı. Bobby ile ben kaldım, tamam. Eğer Player şu anda JK'ya ödeme yaparsa, ki dostlarım bu kitabı JK'ya attı, ödeme yöntemi istedi. JK ödeme yöntemi bilgilerini girdi, Player attı. Player'ın şu ödemeyi yapması lazım. Bir dakika, JK'ya Chris'in nerede olduğunu soracağım dostlarım. Çünkü bakın Chris'in envanterindeki Bobby, Dave, Kevin, Matt, Picker'ı JK'dan çıktı. Demek ki şu an dostlarım JK'lar Chris'i kaçırmışlar. Where is Chris? Chris nerede diye sordum dostlarım. Chris nerede? %100 dostlarım bunlar benim ekranım bulanıklaşmıştı ya, ekranda şu anda görüyorsunuz. O anda dostlarım büyük ihtimalle bunlar Chris'i kaçırdılar. Chris, Chris valla bak umurumda değil. Bobby, Kevin umurumda değil. Dave de umurumda değil. Sadece Bobby umurumda dostlarım. Diğerleri of ederseniz ipimde değil yani. Bilmiyorum, o korktu ya da kaçtı. Korktu ve kaçtı. Aa dostlarım kaçırmamışlar. Chris korktu ve korkup kaçmış. Ama nasıl Chris'in mob pickerlarını aldı bu o zaman? Aa Player ödemeyi yapmış dostlarım. Player ödemeyi yapmış. Ödemeyi yaptım. Para 2 saat içinde hesabına geçecek yazmış. 2 saat mi? Dostlarım bu vermez ki bizi. Dostlarım para bunun hesabına geçmeden bizi vermez. Chris kaçmış dostlarım. Ama Chris'in mob pickerları JK'nın envanterinden çıktı. JK buraya Bobby'yi falan koydu. Ve ayrıca şu an Player 19 bin dolar ödemiş dostlarım. 19 bin dolar, bakın paraya bakın. Player 19 bin dolar ödedi. You can take them after the money comes in. Bak ne dedim, ne dedim abi, ne dedim vallahi biliyorum. Dostlarım şey diyor, para hesabıma yatmadan onları alamazsın diyor. Aa bak Bobby'yi kucağına aldı. Dostlarım para 2 saatte hesabına geçermiş JK'nın. E biz 2 saat... Aa! Ne oldu lan? Hayır, yine mi balta yedim? Lütfen. Hayır abi dostlarım, yine balta yemişim ben. Ya bıktım artık balta yemekten, bana niye balta attı bu? Dostlarım hareket edemiyorum, sırf hareket edemeyeyim diye balta yattı, bakın şu anda ara karakterimi hareket ettiremiyorum. Ha şimdi ne yapacağız, 2 saat bekleyecek miyiz burada? Cık, hayat sinemamız gitti ya, of dostlarım ya, of! We have to wait a little, biraz bekleyeceğiz yazdı bak. We have to wait a little, biraz beklememiz gerekiyor yazdı. Dostlarım paraşütün hesabına geçse de vallahi gitsek artık, Lost Guys'dan sıkıldım. Valla dostlarım artık ben Bobby'yle valla bak bırakacağım bu işleri dostlarım, survival oynayacağım, söyleyeyim size bunları. Zamanımız yok. Player yazdı, bir dakika, zamanımız yok. Eğer Null buraya gelirse her şey berbat olur. E bir de dostlarım evet öyle bir şey de var. Gerçek Null da şu anda beni arıyor. Dostlarım gerçek Null buraya gelirse harbiden her şey şu an berbat olur dostlarım. Bir de öyle bir sıkıntı var. Yani Player doğru söylüyor. Şu anda vaktimiz yok dostlarım. Gerçek Null buraya gelebilir ve bizi öldürebilir. JK yazdı, her şey zaten berbat. Bu iyi bir şey. Ne oluyor lan? Ne bu şimdi? Varlık üçü dış. Ya da Null. Kim yapıyor bunları? Dostlarım bir şeyler oluyor. Ya Val bunu ya... Aa yağmur da yağıyor. Dostlarım yağmur da yağıyor. Dostlarım bunu yapan ya Entity 3 dışı da Null dostlarım. İkisinden bir tanesi. It's coming. Geliyor yazdı. Dostlarım Player geliyor yazdı. Bu senin problemin evlat yazdı. Oğlum adamlar hiçbir şeyden korkmuyor dostlarım. Ne Null'dan korkuyorlar. Ne Entity 3 dışıdan korkuyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi 2 saat burada bekleyecek miyiz? Null gelip bizi öldürürse... Aa Boru da burada kalabilir. Babayı alıp gidiyorum mu? Hayır! Dostlarım babayı alıp gidiyorum yazdı. Dostlarım babayı alıp gidiyorum yazdı. Hayır gidemezsin, bir şey söyle Player. Player bir şey söyle dostlarım, karakterimi kaldıramıyorum. Player bir şey söyle. Player acil bir şey söyle. Ne sana ödeme yaptım. Ya ödemeyi boş ver oğlum, adam alıp gidecek, bir şey yap Player. Saldır JK'ya. JK'ya saldır. Dostlarım bu şimşekler hiç normal değil dostlarım. Hiç normal değil. Ya şu anda Null geliyor ya Player Entity geliyor. İkisinden bir tanesi. Hiç ağır alamet değil dostlarım. Gidiyor. Player koş peşinden, gidiyor koş. Lan peşinden koş, gidiyor, adamı niye bıraktın? Dostlarım şu anda ya Null geliyor ya da Entity 3'lüş geliyor. Yorumları yazın dostlarım, size kim geliyor? Bobby'yi yine götürdü. Şerif'in hesabına para geçsene dostlarım. Bobby'yi bize verse defolup gitsek buradan. Ne olacak bilmiyorum.